Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün bir video attım sizlere. Bugün izlediniz siz o videoyu. Şimdi orada çok büyük bir gaf var arkadaşlar. Aslında kendimi trollüyorum orada. Şöyle ki o videonun içerisinde şöyle bir durum söz konusuydu. Şimdi burada yükseltmeye tıkladığımız zaman burada 6 milyon 750 bin diyor. Altında da 7,5 milyon çizgisi kapalı. Yani demek istiyor ki 7,5 milyon yerine sen buna 6 milyon 750 vereceksin. 12 gün 12 saat yerine de 11 gün 6 saat şeklinde bunu yükseltebilirsin. Ben bununla ilgili olarak şunu söylemiştim arkadaşlar. Altın millet kısmında ödüllere geldiğimizde ben daha bunu açmamıştım. Orada çok fena bir troll oldu arkadaşlar. Burada onları hızlandırmaya yarayan çeşitli öğeler bize veriyordu. Onları da zaten aldığımız zaman otomatik olarak bunların da tekrardan zamanları ve ücretleri düşüyordu. Evet ben bunu açıkçası dürüst konuşayım. Dün o kadar yorgundum ki arkadaşlar kafamdan tamamen gitti. Unuttum onu ve direkt o sanki oyundan tamamen çıkarılmış gibi bir yorumla sizlere video içerisinde kullandım. Bunun için öncelikli olarak sizlerden özür dilerim. Fena bir troll oldu. Bunu dikkat eden daha doğrusu buna dikkat eden bir kardeşimiz Şuayb kardeşimiz yanlış hatırlamıyorsam Şuayb olması lazım. Tekrardan bakacağım. Evet arkadaşlar Şuayb arkadaşımız kardeşimiz abi o üstü çizilen indirimler altın biletin üst kısmında olan inşaatçı hızlandırma araştırma hızlandırma gibi şeyler alınca tekrardan geliyor. Sen de bilet açık değil satın satın alırsan sana da gelir tekrardan biletin amacı o zaten diye bir yorumda bulunmuş. Öncelikli olarak bunu bana uyandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de dayanamadım tabii cevap verdim. He kardeşim öyleymiş dedim. Valla bilet alınca açıldı. Sus sus büyük rezillik diye ben de kendisine mesajda bir cevap yazdım. Evet arkadaşlar şimdi bu trolümüzü de atlattıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi zaten bu bizim asıl köyümüz. Burada hala daha yükseltmelerimiz devam ediyor. Bizim çırağımız bidik bidik çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada hangisine vermiştim ben bunu? Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir tanesini hızlandır ama aynen burada. 9 saat 46 dakikası kaldı bizim seken topumuzun. Şimdi bunu da hızlandırılacak. Bir saat sonunda aşağı yukarı bir 40 dakika 45 dakika veya en fazla taş çatsın bir saat kalacak. Ondan sonra seken TOPUMUZDA da fulleniyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İşte dediğim gibi bir önceki videoda bahsetmiştim. Ee, burada cehennem kulelerine ciddi anlamda ağırlık veriyorum. Yani ağır savunmaları öne aldım. Şimdi sırasıyla cehennem kuleleri buradaki gizli testalarımız ve onun dışında X yaylarımız var. Bunları büyüteceğiz, bunları fullleyeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar ne gelecek sırada? Buradaki havanlarımız gelecek ve ondan sonra da toplar. Ama hava saldırılarını öne alabilmek adına yani onları öngörebilmek adına hava savunmasını da yükseltebilirim daha 10. seviyede arkadaşlar. Bunların da çok işi var. Yapacak bir şey yok. Allah'tan bunların süreleri biraz daha kısa 4022 saat vesaire vesaire. Bunları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim asıl konumuza. Evet, hemen yan hesabımıza geçelim. Bakalım orada durumlar nasıl. Bu arada arkadaşlar, o çok güzel. iki tane okçu kulemiz 8. seviyeye çıkmış. Hemen bakalım hangileri onlar. Bir tanesi bu muydu? Evet, bu fullenmiş. Diğer okçu kulemiz burada. Buna bakalım. Bu da fullenmiş. Diğer okçu kulemiz nerede? Ona da bakıyoruz. O da buraya saklanmış. Buna da bakıyoruz. Bunun 9 saati var arkadaşlar. Bunu da verelim. Bu da fullensin. Ondan sonra toplarımıza bakıyoruz. Toplarımızı bir kontrol edelim. Şuna bakalım. Pardon çifte tıkladık. Bunu fullemişiz. Diğer toplarımız bir tanesi burada. Bunu da fullemişiz. Bu düşükte kalmış. 1 saat 40 dakika. Ver abi. Hiç uzatma. Direkt girsin abicim o da arkadaşlarının yanına katılsın yükselmeye devam etsin bu da 7 saat o 1 saat bittikten sonra bunu da 7 saat olarak veririz ve böylece onları da fulllemiş oluruz arkadaşlar bu arada hava savunmalarımız bu fullmüş buna da bakıyoruz bunu da fulllemişiz buna da bakıyoruz buna da fullemişiz. evet büyücü kulelerimiz bu da full buna bakalım bu da full barbar kralımız ne alemde bunun yükseltmesi var 16 saat onu da bir tane işçimiz boşa çıktığı zaman yükselteceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah'tan şöyle bir avantajımız var. İşte diyorum ya zamanlar şu anda kısa. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok bizim için işe yarayan şeyler. O yüzden köyümüzü hızlı hızlı büyütebiliyoruz bu aşamalarda. İşte 10. seviyenin üstüne yani belediye onun üstüne çıktığımız zaman bizi birazcık zorlayacak ama onlar da geçecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu arada sizler de şöyle bir şey yorumlar kısmında köyleriniz ne alemde nelerini büyü yani neleri büyütebildiniz belediye içerisinde onları da bir yazın arkadaşlar. Yakın zamanda da şöyle bir şey kendi seviyemize ait yani işte atıyorum şu anda ben 7'deyim 7. seviyeye kadar olan belediye binaların ne şekilde olduğuyla alakalı bizler de en kısa zaman içerisinde köy inceleme videolarına başlayacağız. Bunun için şöyle bir planım var arkadaşlar şu anda altyapısını oluşturuyorum. Discord sunucusu üzerinden de iletişime geçebileceğiz. Oradan eğer Discord kullanıyorsanız kullan yapamıyorsanız da yüklemenizi tavsiye ederim. Şu anda e, gameplay içerisinde yani birçok oyun içerisinde mutlaka Discord üzerinden iletişim kuruluyor. Bu çok güzel bir olay. O yüzden biz de buna geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Siz de olmayan arkadaşlarım için konuşuyorum. Discord'larınızı mutlaka yükleyin ve direkt köyünü inceletmek isteyen arkadaşlarımız için de oradan mesaj yoluyla en azından köylerinin ID numaralarını benimle paylaşırlarsa onları da sırasıyla mutlaka hep birlikte inceleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar köyümüz bu şekilde yani yükseltme hala devam ediyor, bitmedi ama hiçbir şey kalmadı yani çok az bir şeyimiz kaldı. Tesla'ları ben farkında değilim ama hani onları bile fulllemişim. Hangi ara fullledim açıkçası onu da bilmiyorum. Muhtemelen o inşaat iksirleri olduğu dönemde ilk onlara abandım herhalde arkadaşlar ondan dolayı öyle. Bu arada şu dev bomba vesaire bunları da kesinlikle yükselterek ilerleyeceğim. Yani bunları yükseltmeden ki biliyorsunuz ki bizim yani şöyle göstereceğim sebebini oradan çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ah arkadaşlar ah işte ben bu hataya vakti zamanda düştüm. Gördüğünüz gibi 5. seviye, gördüğünüz gibi 3. seviye ve hatta ve hatta tıklayamadım bir türlü 2. seviye. Yani ben Dediğim gibi daha evvel bunu oynadığımda ara vermeden önce bunların hiçbirine önem vermemiştim. İşte barbar bar kraldı vesaireydi. O zaman full hepsi arkadaşlar. Hepsini fulllemiştim. İşte hero'larım, o döneme ait oynadığım yani ara verdiğim döneme kadar olan her şeyim fulldü duvarlarıma varana kadar tabi ara verdikten sonra güncellemeler gelmiş o olmuş bu olmuş vesaireler yani şu hayvanlar bile yoktu arkadaşlar ben hani oyuna ara verdiğimde onun için dediğim gibi bunları da yükseltiyoruz sıkıntı yok bu tarafı zaten hızlı bir şekilde yetiştireceğiz buraya ben ciddi anlamda abanıyorum arkadaşlar ama dediğim gibi hep birlikte beraber bir şekilde ilerlemek istediğimiz için de yan köyümüzü açtık yan köyden de hep birlikte köylerimizi birlikte büyüteceğiz. O yüzden buraya artık acele etmiyorum arkadaşlar. Hani beraber bir şekilde ilerleyelim diye çok fazla bir şey yapmıyorum. Süresel olarak da hep birlikte ilerleyelim istiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani burada köy şu anda bu halimde. Zaten havanlarımız full olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Ki zaten yükseltmelerimize şuradan kısaca baktığımızda bizim direkt karşımıza çıkartacak. Toplar moplar gidiyor. İşte iksir toplayıcı var. Kara iksir sondası. Barbar kralımız haliyle var. Altın makine, altın madeni, altın madeni, altın madeni, top. Ha işte bir tane top orada belediye binamız var. Yaylı tuzaklarımız falan filan. Yani burada aslında bizim sadece bir adet topumuz kalmış arkadaşlar. Bir de barbar kralımız kalmış büyütmeye gereken. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da büyüttükten sonra şu dev bomba vesaire şu uçan zımbırtılar var ya arkadaşlar bunlar çok fena bunları da kesinlikle büyütün özellikle hava savunmalarında gerçekten çok iş yapıyor. Ben bir bulabilirsem göstereceğim. Nereye koyduğumu bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Düzeni yaptıktan sonra ben biraz unutuyorum onları. O yüzden böyle salak saçma yerlerde arayıp arayıp duruyorum. Niye zaten şey yapıyorsam? Hava bombası buradaymış. Evet. Şunlar arkadaşlar, şu gördüğünüz zibidikleri de mutlaka ve mutlaka büyütüyoruz. Bunları da büyütüp çünkü bunlar savunmamız için gerçekten önemli. Bunların zaten süresel olarak sizlere çok bir zarar yok. 1 saat 40 dakika hemen geçer. Sıkıntı yok. O ara savaşınızı yaparsanız ganimetleri toplarsınız. Tekrardan başka bir şeyi zaten yükseltmeye verirsiniz. Evet arkadaşlar burada böyle ilerliyoruz. Dediğim gibi sizler de hani en azından şimdilik yorum kısmında dilerseniz köyünüz ne alemde hani eksik kalan neleri büyütmeniz gerekiyor hani onları da yazarsanız bunları da paylaşabiliriz. İsterseniz şu videonun ardına hemen çok kısa bir tane de şöyle sağlam bir savaş çıkartalım diyecektim. Tam oraya girecektim yanlışlıkla. Ben bu hatayı hep yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan girsek buranın hava savunması zaten çok güzel. Buradan gireriz. İçeriye doğru ilerler miyiz? Canavar gibi de ilerleriz. Evet arkadaşlar hiç kastırmadan şuradan iki tane hatta bir tane gitti. Bir tane daha gönderelim. Burayı bir patlatalım. Ondan sonra verelim şu kardeşlerimizi. Oraya da atalım. O da orayı temizlesin. Çok güzel. Şimdi bunların arkasına 2 üç tane de şunları atalım. Ver barbar kralı da. Hemen şunlara birden soldan ilerler. Bir kısmı doğrudan ilerler diye düşünüyorum. Daha sonrasında en sona balonları bırakıyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hepsi bu tarafa ilerliyor. Şuraya attık arkadaşlar. Ondan sonra şunu da ortaya doğru atıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Barbar bar kralı biz bir kızdıralım. Şunu bir patates edelim burada. Orada en azından bir kafamız rahat olsun bizim. Şuraya da bir büyümüzü atalım. Canları bir dolsun onların. Şuraya da şu üçünü atarsak o tek kalemde onu patlatacak zaten. Çok güzel. Abicim sola gitsenize ya. Niye sola gitmiyorsunuz ki? Ben onu anlamış değilim. Orayı zaten temizlediler. Ver abi coşkuyu. Tamam gitti. Çok güzel. Buradan da ver iki tane goblini. Hatta üç tane dört tane neyse artık. Tamam. Muhtemelen olayımız bitmiştir arkadaşlar. Bunlar burada ölsün. Önemli değil. İskeletler kaldı zaten. O iskeletleri de balonlar halledecek. Burada onları patlatabilecek herhangi bir şey var mı? Yok. Okçu kulesi onları indirebilirim oradan. En düşük seviye olduğu için o da hiçbir şey yapamaz. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Bu oyunda bir 3 yıldız patlatıyoruz gibi bir his var içimde şimdilik en azından. Eyvah eyvah top mu kalmış? Havan kalmış bir tane galiba. Havan mı geliyor bir yerden? Bir şeyler geliyor arkadaşlar ama. Şu iskeletler ölür mü? Ölmedi. Tamam zaten iskeletler orada kalacak. Çok ok çok kelesini almamız lazım arkadaşlar. En kuvvetlisi bu sondaki bizi alamayacak zaten de bunu almamız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra da temizlik başlayacak ama yeter mi? Yetmez mi? Bilemiyorum. Zaman yetmese de en azından olduğu kadarını alırız arkadaşlar. Hiç problem değil. Orayı da patlattık. Tamam. En düşük okçu seviyesi hiç problem değil. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorlar. Evet arkadaşlar bu köyü temizlerken biz de son kelimelerimizi isterseniz yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de isterseniz köyleriniz hakkında bilgileri aşağıdan yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bunun dışında da dediğim gibi yakında Discord kanalımızı açacağız. Açtıktan sonra da oradan iletişimde oluruz. Zaten sürekli her gelen mesaja anında cevap veremeyebilirim, ilgilenemeyebilirim. Çünkü biliyorsunuz gün içerisinde sadece oyun dışında akşamları oyunlarla ilgileniyorum. Gün içerisinde çalıştığım için aktif olarak çok fazla hızlı bir cevap veremeyebilirim. Ama bunun dışında kati surette hani o köy inceleme videolarında mutlaka ama mutlaka incelemelerini yapacağız. O yüzden bunlara da hazırlıklı olun arkadaşlar ve özellikle yanlış anlamayın ama hani seviyesi şu anda bizle eşit olan yani atıyorum ben 7'deyim 7 ve öncesi yeni başlayan arkadaşlar veya 7'ye gelen arkadaşlar hiç fark etmez. Hani hep birlikte ilerleyeceğimiz için bu kontağı hep eşit şekilde tutmaya gayret göstereceğim. O yüzden 7. seviye belediye en azından şu an için konuşuyorum. Hani 8'e geçmiş olsak 8 ve öncesi olacak. Bunlarla ilgili köy incelemelerini yerine getireceğiz. Evet arkadaşlar benim köy bu şekilde. Ben zaten ee, iki video önce bunun düzenini paylaşmıştım. Oraya da link koymuştum. O linkten isterseniz düzeni kullanabilirsiniz. Ben bu düzeni seviyorum. Çünkü yakın olsa bile hepsinin aynı anda tek bir noktaya atış yaptığında demençleri fazla olduğu için ilerlemeleri birazcık zorlaştırıyor rakip oyuncuların. Ama tabii ki de bizden üst level belediye binasına sahip olan diğer oyuncular denk geldiği zaman yapabilecek bir şey kalmıyor. Çünkü onların hero'larının levelleri yüksek olduğu için bizi ezip geçebiliyorlar. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi köyümüz gayet güzel cici bici ilerliyor. Dediğim gibi birkaç tane küçük ufaltan böyle bir yükseltmelerim kaldı. Onları da bitirdikten sonra 8.ye doğru adım adım geçeceğiz. Valla belediye binası 8'e geçtikten sonra da çok güzel şeyler olacak. Onlara da hemen şuradan tekrardan bir hızlıca bakalım. Ne varmış burada? Çok güzel ekipmanlarımız açılıyor. Pekka geliyor ki zaten hastayım. Valkiri ya Valkiri zaten e, diğer köyde yükseltmemiştim arkadaşlar. Hani çok düşük seviyedeydi. Yeni yeni yükseltmeye başladım onları da. Burada dediğim gibi hepsini fullleyip ondan sonra direkt geçeceğim. Çünkü bunlar gerçekten önemliymiş. Ben diğer köyde yani asıl köyümde bunu anladım. O yüzden size diyorum arkadaşlar kat'i surette her şeyi yükseltmeden sakın bir sonraki köye geçmeyin. Yani bir sonraki belediye binasına sakın yükseltmeyin. Bunları da alacağız arkadaşlar. Yeni bir düzen oluşturacağız. Ondan sonra canavar gibi ilerleyeceğiz. Zaten 9. seviyede Okçu Kraliçemiz de geliyor. Yavaş yavaş hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Acelemiz yok videolarımız var eğleniyoruz sonuçta bu oyunda eğlenmek için oynuyoruz çok da böyle at koştur gibi ilerlemeye gerek yok hani ben burada sadece size kalkıp da buradaki savaşları işte lig savaşlarını bilmem nelerin yani sürekli 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 aynı şeyleri yapmanın mantığı yok arkadaşlar biraz da aynı seviyedeki kardeşlerimizle bir arada bir iletişim içerisine girmek önemli burada o yüzden benim tercihim dürüst olalım bir tane de en azından şöyle bir dedim açayım hem eski günleri ya dediğim en azından asıl köyümde yapmış olduğum hataları burada yapmayayım. Diğer yapabilecek olan kardeşlerimin de bu hataya düşmemesi için önüne geçeyim diye bunu kurduk ve gayet de güzel ilerlediğimizi ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar daha fazla laf uzatıp başınızı şişirmenin manası yok. O yüzden ne diyoruz? Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer kanala ilk defa uğradıysanız abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Videoya bir like atarsanız bana da destek olmuş olursunuz. Ve bildirimleri açarsanız da bundan sonraki gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.